Arabada 30 kişi varsa 2 tanesi Türktür. Diğeri %80'i yabancıdır. Afrika'nın her tarafında şu anda esnafında göç var. Mesela Cibuti. Cibuti neresi? Ben yolcu arabadan sohbet ediyorum. Abi neresi diyorum? Cibuti diyor. Bugün baktığımızda Esenyurt sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. 950 binden fazla nüfusu var. Kayıtlı resmi nüfus bu. Burası daha kendi başına böyle bir Texas gibi bir yerdi. Ondan sonra işte inşaat sektörü buraya da girince, sallıyorum 100 bin kişiyken milyonlarca insan geldiği zaman tüm form değişti. Afgan da var, Suriyeli de var, işte Ruslar da var, şunlar bunlar. Benim çok arkadaş var burada, ya polis, ya avukat. Çok insan var, biz anlaşıyoruz zaten, sıkıntı yok. 9 yıldır burada ne bir sıkıntı gördüm, ne bana kimseye bana bir sıkıntı yaptı, ne ben kimseye bir sıkıntı yapmıştım. Musafir gibi oturuyorum. Kendim ülkem değil çünkü. Benim ülkem Suriye'de. Esenyurt'ta insanlar çocuklarını saldıktan sonra her şey başlarına gelir. Esenyurt zaten herkes biliyor, yani kutu yeri zaten iyi değil. Burası her türlü şeyin pazar yeri. Uyuşturucu, kadın ticareti, sahte para, buna benzer her şeyin merkezi durumuna geldik. Ölüm aklına gelir, buranın böyle olacaklarına gelmez. Kimse istemiyorum bak. İstanbul Esenyurt'ta. İstanbul Esenyurt'ta. Adres Esenyurt. Esenyurt. Bunlar 1962'de öküzlü beygirleri sattık, öküz aldı babam. Bununla tarım yapıyordunuz. Evet, tarım, evet. Şimdi açık mı? Açık. Evet. 1943 doğumluyum. Buraya 1938'de dedelerimiz, babalarımız Atatürk'ün mübade anlaşmasıyla gelmişler. Romanya'dan, Köstenci'den gemiye binmişler, Sirkeci'de misafirhanede inmişler. Ondan sonra bunları trene bindirip Isparta Kule'de indiriyorlar. İşte Ekşinoz diyorlar. Buraya geliyorlar. Bizim çocukluğumuzda Esenyurt tarımdan geçiniyorduk. Kerpiç binalar, saz, aşağı 15-20 tane roman var. Onlar da sazdan evleri. Onlar da bizim iş, beraber çalışıyoruz. Aslında Esenyurt İstanbul'un çeperlerinde yer alan bir sürü ilçe gibi son 20 yılda çok serpilmiş ilçelerden birisi. Daha önce Çatalca'ya bağlı bir köy, ufacık nüfusu olan şehrin tamamen çeperinde. Esenyurt doğduğumuzda küçük bir köydü. 78 yılında ilkokulu bitirdiğimde Esenyurt'un nüfusu 700'dü. 2000'lerin başına kadar sokağa çıktığımız her gördüğümüz 10 insanın 7 tanesine bir şekilde merhaba diyorduk. Ama kıyısından ama köşesinden bir şekilde bir görüşmüşlüğümüz oluyordu. Mahallesinde görmüşüzdür, pazarımızda görmüşüzdür, cenazede, düğünde vesaire görmüşüzdür. Ama şu anda çıktığınız zaman 10 kişide bir kişi yok. 1987-88 yıllarında bir kamyon kasasında kaçarak İstanbul'a geldim. Direkt Esenyurt'a geldik. Genelde Karslar'ın yoğun olduğu yer, İstanbul'da o zaman bir tek Esenyurt vardı. Hemen hemen 30-32 yıldır bu taşımacılık işini yapıyorum. 10 sene muavinlik yaptım. Ondan sonra şoför olduk. İşte minibüs işine girdik. O zaman küçük bir köy diyebilirim. 3-4 tane mahallesi vardı. Ben geldiğim zaman Esenyurt tamamen çamurdu. Mesela ben git gel arabaya bir çuval talaş dökerdik. O kadar çamurdu ki talaşı dökerdik ki çamurlar balçık olmasın arabanın içinde. Buraya ilk bu Beylikdüzü'nün ilk Esenyurt Beylikdüzü taraflarının ilk kurulma zamanında geldik. Ailemizle herkes gibi işte İstanbul'un içinden göç gibi bir şey oldu burası. Herkesin biraz daha işte yeni umutlarla geldiği bir yer oldu. İnsanlar da gücü olmayan aileler bu taraflara gelip hani yeni bir başlangıç yapmayı seçtiler işte. Daha yeni bir başlangıç yapalım, yeni bir şey yapalım falan filan diye. Biz de o gelen ailelerdiniz yani buranın en eskilerinden belki. 52 yaşındayım, doğuma büyüme buradayım. Annem 91 yaşında, doğuma büyüme burada. Eskiden bizim hayvancılıkla uğraşırdık, çiftçilikle uğraşırdık. Kendi hayvanlarımız vardı. Biz burada hayvanlarımızı bıraktığımız zaman TÜYAP'ın orayı kadar hiç hayvanların peşine gitmezdik. Ama şimdi kapının önünde bırakamazsın. İmarların açılmasıyla beraber yoğun bir inşaat faaliyeti ve müteahhitlik doğmaya başlayınca burada yerleşik düzende akrabaları olan, eşi dostu olanlar Anadolu'da olan akrabalarıyla ya gelin işte Esenyurt'ta kat karşılığı ev yapalım, müteahhitlik yapalım derken
Oradan bir sermaye akışı oldu. Oradaki insanlar hayvanını sattı, traktörünü sattı, yerini sattı, geldi Esenyurt'ta. Çünkü hızlı bir şey var. İnşaata başlıyorsunuz, dairenin fiyatı 100 lira, inşaat bittiğinde 150 lira oluyor. 2010 yılında kentsel dönüşüme girdi bizim mahalle. Yarısı müteahhitler tarafından kandırıldı. Yarısı verdi, yarısı vermedi ama çok az bir evimiz kaldı. Verdiklerinde bir pişman herkes. Kimi emekli ikramiyesini, kimi ise düğün takısını yatırdı. Başını sokacak o evi almak için ama inşaat yılan hikayesine döndü. Ellerinde avuçlarında ne varsa verdiler. Ancak evlerine bir türlü kavuşamadılar. Mağdurlarız. Yani burada 4-5 bin kişi baya bir mağduruz. Bu kadar insan borcu bitti, her şeyi bitti. Kaç sene oldu? Ben buraya geldim de şurada ev yoktu. Bakın, çekin. Şuraya çekin. Şuralar bomboştu. Birkaç tane önemli tarih var. Bir tanesi 1987'de belde belediyesi statüsü alıyor. 1987'deki belde belediyesi statüsüyle bir kere ciddi bir yapılaşma başlıyor. Tabii ki daha gecekondu tipi diyebileceğimiz ucuz, enformal konutlar. İkinci önemli tarih de 2008. 2008'de de ilçe belediyesi statüsü alıyor. İlçe belediyesi olmasıyla beraber zaten çok muazzam bir hani hızlı kentleşmeye doğru gidiyor. Çok yoğun bir göç aldı Esenyurt. Bırak Kars'ı, dünyanın en uç noktalardan göç almaya başladı. Mesela Cibutu. Cibutu neresi? Ben yolcu arabadan sohbet ediyorum. Abi neresi diyorum? Cibutu diyor. Biz Cibutu'yu sadece haritada görürdük. Ama şu anda Cibutu'lu insanlar biz burada sohbet ediyoruz. Fas'tan tut Nijerya, Cezayir, Afrika'nın her tarafında şu anda Esenyurt'ta göç var. Hatta bölge bölge ayırmışlar. Resistanslar, center'lar, hepsi onlardan soruluyor. Akşama kadar 3000 kişi taşıyorsam %88'i yabancıdır. Bunun içinde İranlısı var, Faslısı var, Mısırlısı var. Aşırı derecede. Bugün baktığımızda Esenyurt sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. 950 binden fazla nüfusu var. Kayıtlı resmi nüfus bu. Buna ek olarak da bir 150-200 bin kadar da yabancı göçmen mülteci nüfusu olduğu söyleniyor. Bu sayıyı 250 bine kadar çıkaranlar var. Afgan da var, Suriyeli de var işte. Fark etmiyor yani, Ruslar da var. Yani İstanbul'un birçok bölgesindeki Suriyelilerin alışveriş merkezi burası. Bugün Bakırköy'e gidecek bir yabancı, bir Suriyeli, bir veya Afgan veya biri 3-5 bin liradan aşağı yer bulamayacaklar için. Ama Esenyurt'ta gelin 1000 liraya ev var kiralık. Herkes aslında kendisine ait hissedebileceği küçük alt grupları bulabiliyor orada. Yani bu kalabalık nüfusun içinde kendinize benzeyenlerle bir arada yaşayabileceğiniz küçük böyle sosyal ağlar var. Ki herhalde pek çok kişi için de cazip olan özelliği bu. Bu karabiber, bu normal biber, bu domates, bizim patates biber, bu patates biber. Ama bizde büyük, çok büyük. Benim isim Zeyd Senlak Junior. Ben Esenyurt'ta yaşıyorum, İstanbul'da. Benim aile burada. Ben 7 sene burada kaldım. Ben burada ayak kurdum. Ben futbolcu. Adım Muhammed. Suriye'den geldim. 9 sene falan buralarda olduğu düşünüyorum. Burada alışveriş bir yer olduğu için burada millet yaklaşıyor. Hani mahalleyi hep istediğimi buluyoruz. O yüzden millet buraya yaklaşıyor. Benim çok arkadaş var burada. Ya polis, ya avukat. Çok insan var. Biz anlaşıyor zaten. Sıkıntı yok. Adım Abdülaziz Eyl. 2012'de çıktım ailemden. Savaş dolayı. Suriyeli var. Çok var. Ve yabancı çok vardır yani. Fas var. Cezayirli var. Afgan var belki. Mısırlar var. Türk arkadaşımız şey anlıyor. Arapçayı konuştuğu zaman bu Suriyeli. Hep Suriyeli değil ama çok Araplar var burada. 9 yıldır burada ne bir sıkıntı gördüm, ne bana kimseye bana bir sıkıntı yaptı, ne ben kimseye bir sıkıntı yapmıştım. Temiz olarak oturuyorum, edepli olarak misafir gibi oturuyorum. Kendim ülkem değil çünkü. Benim ülkem Suriye'de. Burada ben misafirim. Müzik
Esenyurt zaten herkes biliyor. Yani kutu yeri zaten iyi değil. Yani ben insanlara o kadar şey yapmıyorum. Merhaba, nasıl sen? Hayır, bir dostum yok, arkadaşım yok. Benim sadece arkadaşlar kafe, başka bitti. Güçlü kadın, sıkıntı yok. Ben zaten güçlü kadınım. Bazen bizim söylüyor, siz ne iş yapıyor, siz nasıl yemek yiyor, siz ne için buraya geldi, niye siz aile sizi ülkede bıraktım, siz Türkiye'de geldin, ne var burada, anlıyor musun? Bazen böyle soruyor, merak et. Biz dedik ki biz futbol için buraya geldik. Çünkü savaş var oradaysan biz futbol unutmayacaksın oraya. Her şey kapalı. O yüzden Türkiye'de geldim. Göç İdaresi ne dedi? Esenyurt ve Fatih ilçelerine yeni kayıt almayacağız. Dolayısıyla da özellikle başta Suriyeli geçici koruma statüsünde olan kişilerin Esenyurt'a ikametlerini taşıma imkanı bitti. Bu şu demek, dediğim gibi kayıtlılar taşınamayacak ama kayıtsız olan zaten Esenyurt'taki nüfusun sadece 80 bini kayıtlı göçmen veya mülteci statüsünde. 140 binden daha fazla bir nüfusun kayıtsız göçmen olarak orada yaşadığı biliniyor. Bir şey diyemiyorsun. Gelmişler. Yani ben desem ki bunlar gitsinler diye. Ama ne desem yalan olur. Gidemezler çünkü benim elimde değil. Benim ismim Can Polat Bastırmacı. 2004 doğumluyum. 7. kuşak buralıyım. Dedelerim buradan. Selanik göçmeniyiz normal. İşimiz terzilik. Hastalığımız etiketçilik. Bu ay konu. Bunlar normalde Amerikan Cadillac'larda olan şeyler. Bunları 100 yıldan aldım doktordan, doktor abimden. Allah razı olsun. Bazı Esenyurt iyi oluyor, bazı kötü alışkanlığı var, uyuşturucular var. Yani bunlar sıkıntı bir şeyler. Bizim çocuklarımız yani doğru dürüst sigara bile içmezlerdi. Göç gelince çocuklarımız burada uyuşturucuya alıştı, satıcılığa alıştı. Onlar bunu bilmiyordu ki. Yani bonzai'nin, bilmem Esra'nın, eroinin ne olduğunu bilmezlerdi bizim gençlerimiz. Burası her türlü şeyin pazar yeri. Uyuşturucu, kadın ticareti, sahte para, buna benzer her şeyin merkezi durumuna geldik. Çocuklar özenti yapıyor. Dışarıda geliyor adam, göç geldi. Adam dün geldi, bakıyor ki hiçbir şey yoktu. İki gün sonra altında arabası, bilmem nesi. Hayırdır sen, ben bunu yapıyorum diyor. O yapıyor, ben niye yapmayayım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir binada 400 daire var ve 400 kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Yerel yönetime sorsan bilmiyor, emniyete sorsan o da bilmiyor. Yani bu kadar kontrolsüzlük sonuçta Esenyurt'ta suçun bugünkü noktaya gelmesine neden oldu. Nüfus çok bir kere ve dediğim gibi insanlar için yeni umut olmuş bir yer oldu. Bu sadece iyiliğin peşinde koşan insanlar değil, kötülüğün peşinde koşan insanlar için de keza aynı şekilde geçerli yani. Adres Esenyurt. Lüks rezidansta uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan ekipler operasyon yaptı. Ekipler yaklaşık bir aydır Esenyurt'ta bir uyuşturucu imalathanesini göz hapsine almıştı. Kayıtsız ikametler, kaçak yabancı uyruklular, polisten gizlenenler ve sonunda suç yuvasına dönen siteler. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt ve Arnavutköy'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biz çok Esenyurt'taydık yani, çok Beylikdüzü'ndeydik, çok Avcılar'daydık. Yani hep yıllarımız burada geçtiği için işi müziğe aktarırken yaptığım gözlemleri göz ardı etmek istemedim. Hikaye öyle başlıyor aslında yani. Çünkü insanlar komik de olsa, ciddi de olsa, duygusal da olsa bir şey bunu duymak istediler yani. Çünkü burada farklı bir dünya olduğunu herkes biliyor. İşte insanların arasında gizli bir anlaşma var gibi bu semtte. Kimse kimseye dokunmuyor. Kimse üç maymunu oynuyor insanlar. Dın dın.
Gruplar arası gerilim aslında olabildiğince düşük. Yani bu kadar kozmopolit nüfusu olan bir yerde daha yüksek bir suç oranı beklerken mesela suç oranlarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Tabii ki Esenyurt'ta son yıllarda uyuşturucu fuhuş üzerine çok sayıda haber de çıktı. Ama hani bu kadar kalabalık bir ilçe nüfusuyla aslında orantıladığımız zaman suç oranının çok düşük olduğunun bir kere daha altını çizmem lazım. Esenyurt'ta 2 milyon insan yaşıyor. Benim kendi şahsi kanıtım. Şimdi 2 milyon insan yaşadığı bir bölgede günde 50 kişi kavga etmesi bile normaldir. Çünkü İstanbul Esenyurt'ta Türkiye'nin değil dünyanın her bölgesinde insan var, insan yaşıyor. Sıkıntı olacak, kavga olacak, ses olacak. Yani çok millet. Yani olacak yani. Bu mahalle şey olmuş, AVM gibi olmuş. Suç oranı çok yüksek ama bununla yine nüfusla alakalı olduğunu düşünüyorum ben yani. İşte biraz gezdik gördünüz yani. Hani çok güzel yerleri de var işte. Farklı toplumsal sınıfların, farklı sosyoekonomik arka plandan gelen kişilerin yaşadığı yerde tabii ki gerilim var. Ama her şeye rağmen büyük çatışmaların yaşanmıyor olması bana hepimize belki de örnek olabilecek, üzerine daha çok kafa yormamız gereken bir yer olduğunu düşündürüyor Esenyurt'un. Ya Esenyurt benim için bir felsefedir. Yani ben Esenyurt'a her şeyimi Esenyurt'a borçluyum. Gençliğimi, çocukluğumu, geçmişimi, geleceğimi, benim her şeyim Esenyurt'a geçti. Bu işe başladığımdan beri yani buradaki insanların birçoğunun, beni bilen insanların diyeyim en azından, arkamda full destek olduğunu sürekli hissettirdiler. Bu benim için en büyük motivasyon kaynağı. Bu işleri bitirelim abi. Vallahi hep aklımdaki tek şey oradan geleceğiz, tekrar burada rahat rahat oturacağız yani. Ben seviyorum buraları. Biraz dramatik olur ama ben hayatımın aşkını Esenyurt'ta buldum. Vazgeçemem yani. Şu anda da benim geleceğim yine Esenyurt'tur. Kars'a doğduk ama emin ol ki mezarımız artık Kars'a bile uzaktır yani. Ölüm aklına gelir, buranın böyle olacağı aklına gelmez. Herkes şey düşünsün, hepimiz kardeşiz. Bir sıkıntı yapar insan, kendini yapıyor. Herkese yapmıyor. Onu herkese düşündün, düşünsün. Yani kim olursa olsun fark etmez. Tüm insanlar pis değil. Böyle işte. Gördükleri zaman hemen korna çalıyorlar.